Bağışıklık bu COVID-19'un en önemli mücadele silahlarından bir tanesi. Bağışıklık sistemini mutlaka üst düzey tutmamız lazım. Bunun için hemen akla gelen faktörler var. Neler, ne yapmalıyız? Vitamin D en başta bu konunun uzmanları tarafından belirtiliyor. Buna ilaveten çinko ve de vitamin C oldukça önemli. Onun haricinde işte bildiğimiz propolis, ondan sonra omega 3, antioksidanlı gıdalar, antioksidan içeren kırmızı, mesela kırmızı lahana gibi, brokoli gibi konulara tüketilmesinde fayda var. Mümkün olduğu kadar bağışıklık sistemimizi ayakta tutmak için en önemli faktörlerden bir tanesi de hareketlilik. Hareketlilik, hareketlilik. Özellikle kasların çalıştırdığımız zaman, yani spor yaptığımız zaman, egzersiz yaptığımız zaman ne oluyor? Kaslar miyokin denilen bir hormon salgılıyor, üretiyor. Bu da bağışıklık sisteminde nerede bir enfeksiyon varsa gidiyor, onu buluyor, yakalıyor ve onu öldürüyor. Dolayısıyla ben halk diliyle anlatıyorum bunu. Çok önemli bir faktör. Onun için eğer dışarı çıkıp da yürüme imkanı olanlar varsa 10 bin adım atmakta büyük fayda var. Ve de sağlıklı beslenme ve de biraz evvel söylediğim ilave tedbirler de alınırsa başta vitamin D olmak üzere çok iyi olur. Ama burada bir uyarı yapmak istiyorum müsaadenizle. Her şeyi kararında. Tıpkı tuz ve şeker gibi, söylediğimiz gibi. Bunlar hepsi birer kimyasal. Hormonlar da kimyasal. Dolayısıyla tam dozunda almak lazım. Vitamin D 30 ile 50 arası tutmakta fayda var. 70'in üstesi yine zarar. Propolis. Çok fazla almanın bir anlamı yok çünkü fazlası zarar. Vitamin D de öyle, vitamin C de öyle, çinko da öyle, omega 3 de öyle. Her şeyi kararında almak lazım. Onun için lütfen hekime danışarak dozu belirleyin. Enerji bitmez. Yaşınız hiç önemli olmayacak o zaman. Yani rakam olarak kalacak yaş. Hareket yaptı ve çok mutlu. Çok keyifli. Bizi arıyor. Teşekkür ediyor. Bana göre ben bir spor eğitimcisi olarak hareketin, sporun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz önce Timur Başkanım da anlattı. Hareket, hareket, hareket. Kaliteli uyku, iyi beslenme, çok değil iyi beslenme, yeterli derecede beslenme bağışıklığı güçlendirir. Siz hareket ettiğinizde oksijen alma oranınız artıyor, kan dolaşımınız artıyor ve oksijen girmezse vücudunuza organlarınız gerçekten yıpranmaya başlıyor. Çünkü evde kapalı kalacağız, özellikle 60-65 yaş üstü evde her dakika kapalı. Yakında belki de yine kapanacağız eve. O arada kaslarımıza mutlaka hareket ettirmemiz gerekiyor. Yerçekimine karşı direnmemiz gerekiyor. Ya egzersizleri şöyle dedik, böbrek hastaları ve her yaş grubu yapabilsin. Özellikle 65, 60-65 yaş üstü ve küçükler de yapabilir. Evde kalan herkes bu egzersizleri yapabilir. Genelde evimizde yapabileceğimiz basit egzersiz türlerini seçtik. Elbette çok sağlıklı sporla uğraşan 70 yaş üstü de insanlar olabilir. Mesela Timur Başkanımız spor yapıyor. O yüzden ona birçok hareketler basit gelebilir ama onun sayısını artırarak daha fazla verim alabilir. Çünkü mutlaka sırt, bel, karın kaslarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz diyabet, obezite, son zamanlarda bağımlılıklar arttı. Bunu önlemenin tek yolu hareket etmek. Gerçekten evinizde de mutfağınızda yemek, çorba karıştırırken bütün bacak ve sırt kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Evdeki basit aletlerle, su şişeleriyle kol kaslarınızı, göğüs, sırt kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Özellikle boynumuz. Hep biz öne doğru eğilerek otururuz. Mesela tek bir hareketle bütün o boyun ve sırt kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Ev bizim için ideal spor yapmak için ama pencereleri açıp oksijen almak gerekiyor. Eğer yürüme imkanınız varsa oksijenli ortamda yürümek çok çok faydalı. Daha ağır bir spora gerek yok. Bisiklete binebilen bisiklete binebilir, yüzebilir. Ama evde, mutfağınızda, yatağınızda, her yerde mesela öreriz değil mi? Bir şeyler öreriz. Onlarla parmak kaslarımızı güçlendirebiliriz. Ayak parmak kaslarımıza, tabanlarımızı rahatlatmak için şişelerle, o yünlerle tutma bırakma hareketleri yapabiliriz. Yani evde her şeyi kullanabiliriz. Yemek yaparken spor yapabiliriz. Bunu hep
Gösterdiğimiz hareketler buna yönelik hareketler. Sandalyede otururken, ofiste çalışırken yapabileceğiniz özellikle nefes egzersizleri ve karın kaslarınızı, sırt kaslarınızı çalıştıracak çok basit hareketleri yaptık. Herkese de faydası olacak hareketler. Çok ağır ameliyat geçirenlerin doktorlarından izin almaları, fizyoterapistlerinden izin almaları gerekiyor. Ama yaptığımız o nefes egzersizleri ve bel sırt kuvvetlendirici bazı egzersizler var. Onların hiçbir zararı olmaz. Hep bir yerden tutunarak, daha açarak, gererek, hızlı değil, kendini yorarak, koşarak değil, yürüyerek. Yani bana sorarsanız her gün sabah kalktığında, kahvaltıdan önce, akşam yatmadan önce nefes egzersizleri hep yapılmalıdır. Ama çok sporla uğraşmayan insanlara belki ağır gelebilir ya da sıkılabilir. O yüzden haftada 3 günle başlamak, 2 günle başlayıp 3'e çıkarmak, 4'e çıkarmak. Bana sorarsanız her gün sabah kalktığınızda bir 10 dakikanızı kendinize lütfen ayırın. Önce kendinizi sevin. Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Türk milleti her şeyi başarır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.